Merhabalar efendim, ben Yalçın. Bugün 6 Nisan 2022 Çarşamba. Dördüncü videomla karşınızdayım. Serüvene 12 gün önce başladık. Bugün 150'yi aşan bir aboneye ulaştık. Tahmin ediyorum ki kısa sürede büyük bir aile olacağız. Öncelikle abone olanlara, beğeni tuşuna basanlara, aşağıya yorumlarını yazanlara çok teşekkür ederim. Eleştirileriniz, yorumlarınız, sorularınız benim için çok değerli. Yol gösterici oluyor. Zaten ilk videomda da bahsetmiştim. Önemli olan sizleri tatmin edecek, bilgilendirecek, eğlendirecek videolar yapmakta. Sorulan soruların hepsine doğal olarak yazılı yanıt vermem mümkün değil. Zaten bazılarını uzun uzun anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla ilerideki videolarda bunları ele alacağım. Tekrar ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim. Bugünkü konumuz İngilizce. Göçmenlik ve İngilizce. Ne kadar İngilizce yeterli? İngilizcemizi nasıl geliştirebiliriz? Bir göçmen Kanada'ya geldiğinde İngilizce ile ilgili ne tür sıkıntılar çekiyor? Yine kendi penceremden sizlere anlatacağım efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, göçmenin İngilizce bilmesi şart. Kanada'ya geliyorsanız ya İngilizce ya Fransızca bileceksiniz. İki resmi dil var. Sadece Fransızca bilmek yeterli. Ya da sadece İngilizce bilmek yeterli. Bu dili hiç olmazsa gündelik hayatınızı idare edecek kadar bilmeniz gerekiyor. Zaten göçmen kabul edilebilmeniz için belirli bir seviyede İngilizce isteniyor sizden. Dolayısıyla İngilizceyi Türkiye'den başlayarak öğrenmekte fayda var. Zaten buraya geldiğinizde araba alacaksınız, çocuğunuzu okula yazdıracaksınız, öğretmenleriyle konuşacaksınız. Resmi dairelerde işleriniz olacak, vergiyle ilgili sorunlarınız olacak. Bankaya hesap açtıracaksınız, ehliyet alacaksınız. Bunları İngilizce bilmeden yapmanız mümkün değil. Tabii ben burada İngilizce dediğim her cümledeki İngilizce yerine Fransızca'yı da koyabilirsiniz. Fransızcanın kullanıldığı yerlerde yaşamanız şartıyla. Kanada'da iki resmi dil var. Bu iki resmi dilin faydalarını, zararlarını da ayrıca işleyeceğiz. Çok önemli, çok güzel bir konu. İlginç bir konu. Türkiye için de önemli bir konu. Şimdi gelelim ne kadar İngilizce gerekiyor. Kendimden anlatayım size. Ben okulda İngilizce öğrendim. İngilizce fena değildi. Askeri okulda İngilizceler zaten biraz daha kuvvetli öğretiliyor. Ancak daha sonra ben kendim özel kurslar almaya da başladım. Mesleğim gereği İngilizce kurslarla verildi. Yetmedi, sabahları ben erken kalkıp ya da akşam yatmadan İngilizce çalışıyordum. Yani bir hayli İngilizce çalışarak İngilizcemi geliştirmiştim Türkiye'deyken. Mesleğim gereği NATO tatbikatlarına katılıyorduk, NATO toplantılarına katılıyorduk. Görev yaptığım yerde gelen yabancılara İngilizce briefingler veriliyordu. O briefingleri bana okutuyorlardı. Ben yazmıyordum. Ancak çalışıyordum. Ben okuyordum. Dolayısıyla ben İngilizce bilerek geldim buraya. Ben İngilizce bilerek geldiğimi zannettim buraya. Buraya gelince gördüm ki telefonla konuşamıyorum. Hiç unutmuyorum, bir gün bir kamyonet kiralayacağız. Adamla anlaşmamız mümkün değil. Çocuklar konuşuyor. Onları azarlayıp duruyorum susun diye. Çünkü adamı anlayamıyorum. Gördüm ki burada İngilizce benim Türkiye'de benim öğrendiğim İngilizceden farklı. İngilizce farklı değil. Benim seviyem ona yeterli değil. Dolayısıyla burada açılan İngilizce kurslara gittik. Bir başka İngilizce video konusudur. Kanada'ya gelenlerin hangi İngilizce kurslardan geçtiği, bunların yeterli olup olmadığı.
ücretsiz İngilizce kurslarına gittim. Orada İngilizcemin gelen birçok göçmenden çok daha iyi olduğunu gördüm. Tabii bu da bir moral veriyor insana doğal olarak. Ve geldikten 2 ay sonra iş buldum. İşe gittim. Orada işte Dave adında bir arkadaş bana yapacağım işi öğretti. Hiçbir sıkıntı çekmedim. O işi yaptığım süre içinde de sıkıntı çekmedim. Ancak benim konuşmalarım, bazı söylediğim sözler çalıştığım arkadaşların hoşuna gidiyordu, aksanım vesaire. Eğleniyorlardı benimle. Alay ederek değil ama komik gelen bazı sözcüklerle ilgili. Dolayısıyla İngilizce'de pek sıkıntı yaşamadım ilk görevde. Hatta bir ara ben sizin söylediklerinizin yarısını anlıyorum filan dediğimde, o Kanadalı'nın seviyesine ulaşmışsın filan deyip gülüyorlardı. Daha sonra kendi işimi kurdum. Kendi işimi kurduğumda, ki perde işiydi bu, anladım ki ben İngilizce bilmiyormuşum. Niye? Çünkü farbela diyeceğiz, tül diyeceğiz, ketenperde diyeceğiz, güneşlik diyeceğiz, perde rayı diyeceğiz. Bunların hepsi teknik konular. Sonra onları monte etmek için dübel denecek, vida denecek, tornavida denecek. Bunların her birini tek tek öğrenmem gerekti. Tabii müşteriyle konuşurken, müşteriyle pazarlık ederken daha değişik bir İngilizce gerekiyor. Bütün bunlar benim zaman içinde çözdüğüm sorunlardı. Yani 6 ay içinde filan perde ile ilgili bütün teknik terimleri öğrendim. Müşterilerle tartışmayı, müşterilerle pazarlık yapmayı öğrendim. Ve müşterilerin evine gidiyordum. Takıyorduk, pazarlık yapıyorduk. Dolayısıyla İngilizceyi ben bir kere daha öğrendim. İşimi kapatana kadar. İşimi kapatınca üniversiteye geri döndüm. Carleton Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaya başladım. Orada gördüm ki ben İngilizceyi bilmiyormuşum. Kuvvetler ayrılığı diyeceğim. Nasıl söylendiğini bilmiyorum. Yaptırım kelimesini bilmiyorum. Askerlik görevi, işte bir sürü konu var. Bunların sosyal bilimlerde geçen terimler benim o ana kadar ki aşağı yukarı 10 seneyi geçmişti, Kanada'da hiç kullanmadığım terimler. Dolayısıyla ben başladım düşünmeye, ben demek ki İngilizceyi, akademik İngilizceyi bilmiyormuşum ve kurs aldım. Akademik İngilizce kursu aldım. O İngilizcemin de yardımıyla yüksek lisansımı bitirebildim. Tabii yüksek lisansı Carleton Üniversitesi'nde bitirebildiğime göre İngilizce biliyorum demektir. Ve Kanadalı ile evliyim, Türkçe bilmiyor. Doğal olarak bizim bütün hayatımız İngilizce konuşmakla geçiyor. Ama televizyonda bunca seneden sonra altyazı olmadığında o kadar çok şey kaçırıyorum ki zaman zaman durduruyorum. İşime soruyorum ne dedi diye. Özellikle İngiliz aksanlı olduğunda anlamakta çok zorluk çekiyorum. Dolayısıyla demem şu. Çok uzatmayayım bu videoda. Çünkü devam edeceğiz. İngilizce önemli bir konu, ilginç bir konu. İngilizceyi ne kadar bildiğiniz biraz yaptığınız işle ilgili ve biraz da geldiğiniz yaşla da ilgili. Benim gibi 40'ına merben dayayınca, 40 yaşında gelirseniz İngilizce biliyor olarak gelseniz de sıkıntı çekebiliyorsunuz. Geldiğimizin birinci yılı bitmişti ya da ikinci yılın başıydı. Ben televizyonda bir program izliyorum. Benim oğlum orada oyun oynuyor ve başladı gülmeye. Bana döndü, dedi ki baba ne kadar komik değil mi dedi. Oysa ben o televizyondaki söylenen lafın komik olduğunu bile anlayamamıştım. Tabii yeni de gelmiş, ona da etkisi var biraz ama. Dolayısıyla bugünkü konuyu kapatırken şunu söylemek istiyorum özetle. İngilizce bilmek şart. İngilizcenin seviyesi ve hangi alanda olduğu yapacağınız işle bağlantılı. Ancak ben İngilizce bilmeyeyim, Kanada'ya gittiğimde öğrenirim diyorsanız, ki öğrenebilirsiniz, çok büyük sıkıntı çekeceksiniz. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda size Türkilizce'den bahsedeceğim. Biliyor musunuz biz Kanada'da Türkler kendi aramızda Türkçe konuşuyoruz ama İngilizce ile karışık. Ben ona Türkilizce diyorum. O konuya değineceğiz. Daha sonra Kanada'ya göçmen gelmiş olan insanların kendi ana dilleriyle olan sorunları, çocuklarının ana dili öğrenmesiyle ilgili sorunları ele alacağız. Yabancı dil çok derin bir konu, sonu olmayan bir konu. Şimdilik bu kadar. Tutkuyla yaşayın, sevgiyle yaşayın, mümkünse aşk ile yaşayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.